Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından Allah aşıklarının korkusu. Yüce Allah seven kimse için korku söz konusu mudur? Cevapladı. Evet, kusurlarından dolayı azaba çarptırılma korkusu onun yakasını bırakmaz. Sordum. Bu korku kalbini ne zaman kaplar? Başlarda mı yoksa manevi makamının sonunda mı? Cevapladı. İman nasıl vazgeçilmezse korku da kaçınılmazdır. Biri yok olmadan diğeri kaybolmaz. Manevi yol alışının başındayken gerçekleşen korkudur bu. Daha sonra Allah hakkıyla kulluğu başaramama korkusuna kapıldığında ise bu korku en yüksek noktasına ulaşır. Kısaca ilk korku gönle zaman zaman gelip kaybolan korkudur. Daha sonraki ölüm korkusu ise kalbine yerleşen ve hiç çıkmayan bir korkudur. Sordum, nasıl oluyor da o kendisini sevene korku salıyor? Cevapladı. Dediklerimi iyi anla. Neyin var senin? Bütün dikkatini verilen cevaba topla. Allah-u Teala'yı seven kimse bilir ki Rabbi onun korkmasını sever. O yüzden onun korkusu vazgeçilmez bir korkudur. Çünkü Allah-u Teala kendisini sevenlerin kendinden korkmalarını da ister. Zaten Allah'ı seven kimse ondan korkmazsa Allah'ın rızasına uygun davranmamış olur. Çünkü bu sevgi Yüce Allah'ın sevdiği doğrultuda gitmekten ibarettir. Onun için eğer seven kişi bu korkuyu kaybederse kendini güvende hissetme gafletine düşer ve yasaklanan şeylere dalar gider. Güvende olduğunu hissetmek sakıncalıdır. Çünkü Yüce Allah buyurur. Kendilerine yazık eden kimselerden başkası Allah'ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz. Zira kulun kalbinden korku kalkarsa artık o kendini kontrol etme ve her an uyanık olma duygusunu kaybeder. Sordum. Allah aşığının kalbindeki korkunun şiddetini ve hüznünün fazlalığını gösteren hal nasıl bir haldir? Cevapladı. Yüce Allah'ın lütuf ve ihsanlarını iyi bilmelerinden doğan umut ve onun huzuruna vardıklarında yüceler yücesi Rablerini görüp ona bakabilme özlemi. Zaten Allah-u Teala'dan bir şeyler umma ve arzu ettiğinin en fazlasını elde etme konusunda onların bu suzanları olmasaydı ruhları paramparça olur da onlar keder ve üzüntülerinden ölür giderlerdi. Nitekim bu hususla ilgili olarak Abdülvahid İbni Zeyd Hasan Basri Hazretleri'nin şu sözünü aktarır. Şayet Allah aşıkları bu dünyadayken Allah-u Teala'yı öte dünyada görmeyeceklerini bilselerdi acıdan ruhları paramparça olur, gam ve kederlerinden ölürler. Bu dünya hayatından hiçbir haz almazlar ve o çok büyük aşklarının ağırlığı altında ezilir giderlerdi. Bu da onların son derece kuvvetli, o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alma umutlarından kaynaklanır. Ancak bu son umut sayesinde onların kapıldığı dehşet gider, korkularının şiddeti azalır ve kalpleri yatışır. Çünkü kudretiyle onları eğitip geliştirme üzerine alan, lütfuyla onlara ihtimam gösteren ve yardımıyla onların imdadına koşan Allah'tır. O yüzden onların her teşebbüsü isabetle ve başarıyla sonuçlanır. Bütün insanların en sağduyulu olanları, ahlaken en temiz olanları onlardır. Onların Allah dışında tercih edebilecekleri hiçbir şey yoktur. Allah dışında hiçbir arzuları da yoktur. Zenginlikleri ise sadece onunladır. Onun gayrısında hiç kimseden de beklentileri olmaz. Allah aşıkı her hal ve tavrında kendisinin vekili olarak Yüce Allah'ı görür. Tek yücenin ve biricik büyüğün o olduğunu bütün kalbiyle inandığı için. Onun armağanlarından hoşnuttur. Bağış ve nimetlerini hep şükreder. Hiçbir tercihte bulunmaksızın her lütfuna razıdır. Başlarına bir şeyin gelmesini sadece o yüce kudretten bekler. Rabbine olan tam itimadından ve ulu sahibi hakkındaki hüsnüzanından dolayı kalbini mülk edinme ve kendi adına tercihte bulunma duygusundan kurtardığı için kalbi artık sadece Allah aşkıyla atar ve büyük bir özlemle onun cemalini görmeyi arzular. Zaten Yüce Allah kendisine ilminden bir nebze ilham etmiş ve ona bilmediğini öğretmiştir. O yüzden ilmini Allah-u Teala'dan alır. Nefsini de Allah'ın emri gereği terbiye etmiş. Ahlakını bu yolla temiz bir hale getirmiştir. Böylelikle nefsindeki kötülükler kaybolmuş ve iyi yönleri gün yüzüne çıkmış. Kendi nefsini sevmek yerine
Rabbini sevmeyi tercih ettiği için Rabbi tarafından dünyada da ahirette de en büyük nimetlere erdirilmiş. Sordum, böyle birinin en önemli kaygısı nedir? Bütün bu haller boyunca kalbinde ağır basan hal hangisidir? Cevapladı, hiç ara vermeden, bıkmadan ve gevşeklik göstermeden sürekli olarak sevgilisini anıp zikreder. Zaten bilgilerin hepsi de bir şeyi seven kimsenin hep ondan bahsettiğini söylerler. Onun için Yüce Allah'ı anış, Allah aşıklarının kalbinde en baskın olan husustur. Onlar ondan başkasını istemezler. Rablerin zikrinden mahrum kalsalar hayatları kararır, düzenleri bozulur ve halleri berbat olur. Çünkü Fetih el-Mevsili Hazretleri'nin dediği gibi Allah'ı zikir yani sürekli Allah'ı anmak onların biricik kaygıları ve tek düşünceleridir. Yüce Allah'ın sevgisini, kendini sevmeyi tercih etmen senin Allah-u Teala'ya olan aşkının apaçık işaretidir. O yüzden Allah aşıkı Allah-u Teala'nın aşkı dışında hiçbir şeyden zevk almaz. Allah'ı sürekli anmaktan da hiçbir zaman geri kalmaz. Nitekim Serkat Sebi Hazretleri şöyle der. Hikmet kitaplarından birinde şu yazılıdır. Allah aşıkları manevi zikir, virt ve tesbihlerinin uzunluğunda asla bıkıp usanmazlar. Onlar onu severler. Onlar onu zikretmeyi severler. Onu Allah'ın kullarına sevdirirler. Karşılaştıklarına öğütlerde bulunur. Herkese nasihat ederler. Utanılacak davranışların ortaya çıkarılacağı o gün için onlar adına yürekleri titrer. Allah'ın dostları, sevgilileri ve seçkin kulları işte öylesi kimselerdir. Ona kavuşmadan rahat yüzü görmeyenler de işte onlardır. Bir bilge de şöyle demiştir. Gerçek anlamda zevk ve has sahipleri için Allah'ı zikretmekten ve onun aşkından daha zevkli ve iç açıcı hiçbir şey yoktur. Allah sırrını takdis etsin. Ebu Süleyman lakaplı Bahreynli bir adamın gecenin ortasında şöyle yakardığı rivayet edilir. Ey benim göz bebeğim, ey kalbimin sevinci, beni senin gözünden düşüren nedir? Ardından da çığlıklar atıyor, ağlıyor ve şöyle diyormuş. Yüce Allah'ım, haşyetinle doldurduğun ve sevginle kuşattığın kalplere ne mutlu. Haşyetin, gazabına uğramak korkusuyla onları günah işlemekten alıkor. Sevgin ise onları seni zikredip anmak ve sana fısıldarcasına yalvarıp yakarmanın dışında her türlü zevkten uzak tutar. Ebu Nuh Hazretleri de der ki, kendini ibadet ve taate vermiş kimselerden birinin şöyle söylediğini duydum. Senden istekte bulunanlar istemekten usanabilir. Fakat senin aşıkın seni anmaktan ve sana fısıldarcasına yalvarıp yakarmaktan asla bıkıp utanmaz. Rabiatül Adeviye Hazretleri de alacakaranlıkta şöyle derdi. Gece geldi, ortalık karardı. Her aşık sevgilisinin yanına gitti. Ben de senin yanına geldim işte. Ey benim canım sevgilim. Zünnun Hazretleri de der ki, Allah'ı bolca anıp zikretmeye düşkün herkes mutlaka Allah aşkıyla donanır. Allah aşıklarının kalplerinde ise sürekli olarak Allah'ın zikri yankılanır.